Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir reaksiyonla yeniden karşınızdayım. Evet, şu anda Finlandiya'nın şarkısına reaksiyon vereceğiz. Açıkçası oldukça heyecanlıyım çünkü Finlandiya'nın Eurovision'a gönderdiği şarkıları çok fazla beğeniyorum ben. Özellikle 2021 yılındaki şarkısını çok fazla beğenmiştim. Ama hani o dönem şimdi Maneskin'de olduğu için hani rock şarkılar, bölünür oylar falan filan hani iyi bir başarı elde edilemez deniliyordu. Ama Maneskin birinci oldu. Finlandiya'da iyi bir oy almıştı. Bu yılsa yine bir favori, fanların favorisi olan bir şarkı Finlandiya adına yarışacak. Nasıl bir oy alır onu bilmiyorum. Çünkü şarkıyı çok merak ediyorum. Ben de şu an ilk kez dinleyeceğim ve bu noktada reaksiyonlarımı sizlere ileteceğim. Şarkıcıya bakacak olursak 29 yaşında bir genç sanatçı var karşımızda. Yanlış bilmiyorsam buz hokeyi ile ilgileniyor ve bu noktada aslında davul çalmaya başladığında böyle müzikle ilgilendiğini, müzikle ilgili bir şeyler yapabileceğini düşünüyor ve bu noktada ilerlemeye başlıyor. Daha sonrasında ilk şarkısı 2016 yılında yayınlıyor gibi bir arka planı var. Sahne adı Karia'ymış. Şimdi nasıl okunduğunu tam olarak bilmiyorum. Karija, Karia artık tam emin değilim. Karia da olabilir. Zor. Bazı telaffuzlar gerçekten zor. Ama Türkçe karşılığı ambalaj anlamına geliyor. Yanlış bilmiyorsam hemen teyit edeyim. Aynen. Sahne adını arkadaşlarıyla yaptığı bir iddia sonucunda buluyor. Ve o şekilde böyle bir isme ev sahipliği yapıyor. O halde lafı çok daha fazla uzatmadan şarkıya geçelim. Ve bu şarkı nasıl hemen reaksiyonlarımızı başlayalım. Merak ediyorum şu anda nasıl bir şarkıya başlayacağız. Bu arada çok güzel bir giriş ve çok ilginç. Sahnedeki paletler falan onun üzerinde ilerlemesi oldukça güzel duruyor. Farklılıkları her zaman seviyorum çünkü. Ne saç tarzı falan Rusya'nın Uno grubundaki kişiye benzettim ama tam bilemedim. Bence gayet güzel bir şarkı bu arada. Yani böyle bir bu gerilimden gelen, aksiyondan gelen yükselmeye ihtiyacımız var sahnede. Şu an onu karşılıyor bence. Kostümünü ve kıyafetlerini de çok beğendim. Ya şu ritimler böyle aklımın içinde böyle. Ve bu da bayağı güzel. Bu noktada sahnede birlik oluşturmaları, hani bu alanda kalmaları falan benim çok hoşuma gitti. Kostümünü de çok fazla beğendim ya hani. Hani adamın vücudu da güzel duruyor. Kolları falan hoş duruyor. Detayları çok güzel. Bir de renkler o kadar ilgi çekici ki hani direkt şey oluyor, parlıyor yani gözümüzün içine. Buradaki bu ışıklar falan bence gayet iyi olmuş ya. Şarkının ritimleri zaten yüksek. Işıklar da nabzı yükseltiyor. Gayet iyi. Çok merak ediyorum hani bir değişiklik yapılacak mı sahnede? Burası da güzel ya. Ya şarkının çok güzel bir aurası var yani insanı sarıyor sarmalıyor. Hani bu noktada şöyle hani bu şarkıyı kapatacağım bir daha açmak isteyeceğim. Öyle bir enerjisi var. Bu şarkı çok yoruyormuş gibi duruyor ama yormuyor aslında hani. Enerjisi çok güzel. Ben şarkıyı çok beğendim. Onların da enerjisi güzel yansıyor bu arada. Sahne dolu, müzik güzel, kostümler güzel, ışıklar çok iyi. Yani ışıklara çok bayıldım. Bizim bunlara ihtiyacımız var bence Eurovision'da. Yani ne desem bilmiyorum. Zaten şarkı boyunca söyledim ama gerçekten çok güzel bir parça. Hani bu noktada özellikle en çok şeye yorum yapacağım. Şarkının akılda benim için önemli olan bir detaylardan bir tanesi budur. Çünkü hani radyoda, televizyonda, ne bileyim Spotify'da, işte Apple Music'te artık neyse nerede bir şarkıyı duyduğumuzda ilk başta belki dinlemiyoruz ama saatler geçtikten sonra hani akılda kalıcılık varsa çok enteresan noktalarda o şarkı geliyor. Ve ya neydi bu, neydi bu, neydi bu, neydi bu? İşte bu olay eğer akılda kalıcılık sağlanmışsa o şarkıyı dinliyorsunuz. Şimdi bunun da bu öyle güzel ritimleri var ki bu noktada. Şimdi burada kapatacağım. Belki hiç dinlemeyeceğim. Ama çok saçma bir şekilde yolda yürürken, arkadaşımla konuşurken falan
bu şarkının ritimleri ya da sabah uyandığımda falan hani aklıma gelecek. Bu da ne demek? Bu şarkıyı ben artık dinlemek istiyorum. Bu şarkı aklımda demek. Bu noktada da en güzel şey şudur. Şarkı akılda kalıcıysa oy da toplayabilir, fan da toplayabilir, popülarite de kazanabilir. Bu noktada şarkının buradaki potansiyel çok iyi bence. Ne diyeceğimi de bilemedim. Zaten yani sahnedeki ışıklar, kostümler, şarkının ritimleri falan çok güzel. Açıkçası ben bu şarkıyı çok beğendim. Şimdi Finlandiya'nın yolladığı bazı şarkılar hani bazen hani yani daha iyi olabilirdi desem de genel olarak Finlandiya'nın şarkılarını çok beğeniyorum. Bu şarkı da onlardan biri. Tam olarak nasıl bir başarı elde eder onu bilemem. Ama bizi Eurovision'da eğlendirecek bir hani o görselliğiyle, şarkıyla kulaklarımızı ve gözlerimizi dolduracağına çok eminim. Bir performansa değişiklik olacak mı onu bilmiyorum ama bu haliyle çok güzel bence. Gizem de var çünkü şarkıda, sahnede. Onun dışında ben çok beğendim. Finlandiya bence gayet güzel bir iş çıkarmış. Tabii sizin yorumlarınız da önemli. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlarda muhakkak bekliyorum. Eğer beğendiyseniz neden beğendiniz? Beğenmediyseniz neden beğenmediniz? Artlarını, eksilerini yazın burada hep birlikte görelim. O halde bir reaksiyon videosunun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.